Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Kurban Bayramı'nın yüksek sezona denk geldiğini belirterek bayram tatilinin 9 güne çıkarılması ihtimalini değerlendirdi. Ersoy, 9 gün ya da 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Otelci arkadaşlardan öğrendim, yerlerin çoğu dolu. Kabinenin vereceği karar, benim bakanlık olarak karar verebileceğim konu değil. Ama ihtiyaç kaldığını sanmıyorum. Bodrum'da otellerin hepsi dolu, dedi. Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Bodrum'da katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Eşi Pervin Ersoy'un da eşlik ettiği Bakan Ersoy, Bodrum Kalesi'nin tadilatını bu yıla yetiştirme sözünü yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Kale içindeki sahneyi de tamamladıklarını belirten Ersoy, burada öncelikle amacımız Bodrum'un içine o eski canlılığını getirmede bir faydamız olsun. Bu olumlu gelişmelere bir taş da biz koyalım diye düşünmüştük. Amacımıza da ulaştık. Kale içinde haftada en az iki kez organizasyon gerçekleştiriyoruz diye konuştu. Doluluktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Ersoy şunları söyledi. Özellikle biliyorsunuz Bodrum Kalesi'nde tadilatlar çok uzun sürmüştü ve bu sene yetiştirme sözünü vermiştik. Ve ilk etabını da söz verdiğimiz gibi 18 Mayıs'a müzeler gününe yetiştirdik, Dünya Müzeler Günü'ne yetiştirdik. Bakan Ersoy, Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılması beklentisine de değinerek şunları söyledi. Yani Bodrum biliyorsunuz bu sezon Kurban Bayramı tam sezonun ortasına geldi, yüksek sezonun. Yani 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Böyle bir ihtiyaç da olduğunu sanmıyorum. O kabinenin vereceği karar, benim şahsen bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil. Ama ihtiyaçta kaldığını sanmıyorum. Zaten otellerin hepsi dolu Bodrum'da. Turizm sezonunun iyi gittiğini, turist sayısında ciddi artış olduğunu dikkat çeken Ersoy şunları ifade etti. Var. Bu sene inşallah ortalamada %15'lik, %13-%15 arası bir turist sayısında artış karşılayacağız gibi gösteriyor rakamlar. 50 milyon hedefini aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki hedefimiz 2023 koyduğumuz iddialı hedeflerimiz var biliyorsunuz. 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansı ile birlikte bu hedeflerle ilgili çok ciddi çalışmalarımız olacak. Ve Kasım ayı itibariyle bu çalışmalara yoğun bir şekilde başlayacağız Türkiye'nin global tanıtımı ile ilgili. Hem turist pazarlarında çeşitlemeyi ön plana çıkaracağız. Hem nitelikli turiste daha yoğunlaşarak bir tanıtım yaparak ki mevcut potansiyelimizi de koruyacağız, onları göz ardı etmek gibi bir şeyimiz yok. İnşallah hedeflerine, Türkiye 2023 hedeflerine emin adımlarla gidiyor, başaracağız. Bodrum'un yapılmasından kaynaklanan 2-3 ayla sınırlanan turizm potansiyeli bulunduğunu, ilk hedeflerinin sezonu uzatmak ve ikinci hedeflerinin de 12 aya yaymak olduğunu belirten Bakan Ersoy, bununla ilgili bütün çalışmaları yapacaklarını kaydetti. Bodrum'un İstanbul gibi büyük şehirlerden göç aldığını da vurgulayan Bakan Ersoy, Bodrum çok önemli bir kasaba ancak yakında kasaba olmaktan da çıkacak. Kış nüfusu da yüksek, hava trafiği de onu gösteriyor. Ama amacımız Türklerle sınırlamamak, yabancı turistin de olduğu çok güzel karma bir tatil merkezi haline getirmektir, dedi.